Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalımız Model İstik Derslerine hoş geldiniz. Bugün yine önceki videomuzun devamı olan yine bu şekildeki elbisemizin etek kısmını oluşturmaya çalışacağız. Göğüs kısmını birlikte yaptık, mankenin üstüne iğneledik, bel kısmındaki pilelerimizi açtık. Şimdi en son olarak etek kısmımız kaldı. Etekteki yapacağımız işlemleri anlatacağım şimdi. Şimdi eteğimiz çok geniş olacağı için video çekmekte biraz zorlanacağız. O yüzden ben aynı kalıbımızın minyatürü var. Onun üstünde size açma şekillerini tarif etmeye çalışacağım. Bunu da minyatür bir kalıpla çalışmış olalım. Burada kendiniz yine etek boyunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Bu normalde görsel olarak uzun bir modeldi. Ben bunu birazcık dizde çalışmaya çalıştım. Ama siz bu boyları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi minyatür kalıbın üstünden de kendime herhangi bir boy belirledim. O boyun üstünde açma işlemlerini göstereceğim. Şimdi İlk önce tarif olarak şunu söyleyeceğim. Burada bel pensini isterseniz çalışma kolaylığı açısından iki şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bel penslerini hiç kullanmayıp yan taraftan atıp bütün modelinizi onun üstüne uygulayabilirsiniz. Ya da ikinci bir seçenek. Eğer ki şurada pensleriniz gizli kalacak şekilde eğer ayarlama yapabiliyorsanız sağ taraftakinde iki pensi de kullanabilirsiniz. Sol taraftaki aller parçada sadece pensimizi yandan atıp da bir işlem yapıp istiyorsanız onun üstünden de gidebiliriz. İsterseniz ben iki şeklini de göstermek için size onu da anlatmış olayım. Şu yan taraftaki ben dikiş paylarını önce sileyim ki attığım miktarı şurada tam net olarak görün. Şimdi biz burada işlem olarak o zaman şöyle bir şey yapalım. İki işlemi de görmüş olun. Zaten attığınız zamanki şekil eğer ki istiyorsanız o şekilde de yapılabilecek. Sağ taraf için konuşuyorum. Benim sağ tarafım karşı tarafta şu şekilde olacak. Yan tarafta belli bir miktar dikiş arasına girsin ki açma işlemini engelleyelim. O yüzden ilk önce sağ tarafın işlemini oluşturacağım. Yan tarafta bu pensi ve bu pensi iki pensimi de normalde sağ önde kullanmış olacağım ama sol tarafı yaparken sadece bir taraftan atma işlemi yapacağım. Yani buradaki bel pensimin değeri ne kadarsa o şekilde atma işlemini yapıyorum. 2,5 santimimi aynı pens değerim neyse birebir işaretleyip kendi bölgesinden birazcık daha aşağıda yok edebilirsiniz. Çünkü direkt aldığınız zaman şöyle bir bombe oluşabilir. Biz o tür bombeleri istemediğimiz için biraz daha miktarı değiştirebiliyoruz. Hafif yumuşatarak gelip alt tarafta da biraz vazo istediğim için burada da birazcık girme işlemi yapıyorum. Bu girme işlemini yaptıktan sonra da yine aynı şekilde kavisi cetvenizi kullanarak ilk önce bir eteğimizin şeklini oluşturuyoruz. İstiyorsanız bu şekilde atabilirsiniz. Karşı tarafta da yaptığınız işlemlerin aynısını istiyorsanız alıp yan taraftan pensi atarak da bu modeli uygulayabilirsiniz. Arka tarafta bel pensini kullanırsınız. O zaman aslında hiçbir şekilde sorun da çıkmamış olur. Şimdi eğer ki diyelim ben bel pensini yok edip de kullandım. Bu şekilde kullanırsınız. Eğer ki yok etmeden kullanacaksanız da sol taraftaki işlem için söylüyorum. İlk önce yerini belirleyeceğim. Yan taraftan ne kadar şuradaki mesafeyi istiyorsam oraya bir işaret noktası koyacağım. 3-4 santim kadar ben burada diyelim ki mesafe bıraktım. Karşı tarafın gelişi de tam yine bitmiş yerden itibaren şu ön ortada da ne kadar açıklık istiyorsanız ilk önce onu belirleyin. Burada da 40-45 santim zaten mini etek boyudur. Onun görünmemesi için yeterlidir. İlk önce bakın yerimi belirtiyorum. Ben eteğimin şeklini oluşturdum. Benim karşı taraftaki eteğim de yine aynı şekilde gelecek. Belli bir yere kadar. Belli bir yerden sonra da şurada basenin iç noktasına kadar girmesini istiyorum. Ki eteğim yürüdüğümde aslında açmasın diye. Şimdi ilk önce bu tarafı istiyorsanız kopya alalım, sonradan diğer işlemi yapalım. Ben bu taraftaki eteğin tamamıyla penslerini kullanmak istiyorum.
O yüzden yan tarafta dış noktadan bakın çizgilerimi attım. Buradan da yine aynı şekilde geldim. Ön ortam düz ip, ön ortamı çizdim. Aynı şekilde içte de yine bütün çizgilerimi alacağım. Şimdi şekil oluştuktan sonra aslında daha net olarak anlayacaksınız. Şurası biraz belki karışık gelmiş olabilir. Aslında karışık değil ama. Şimdi yan tarafa kadar gittim. Şimdi bu benim sağ ön eteğim. Şurayı çizmeyi unutmuşuz. Penslerimin çıtlarını attım. Birer santim diyelim ki ben dikiş payımı verdim. Kesme biçimine kadar göstereceğim şimdi. Bu benim sağ ön eteğim. Alt tarafta da yine dikiş paylarını verdim. Bunu astar çalışması yaparken de birebir aynısından alıp astar çalışmanızı yapabilirsiniz normalde. Bu eteğimi direkt kesiyorum. Penslerimi burada katlayarak kesiyorum. Zaten penslerimiz yüzeyde hiçbir şekilde görünmemiş olacak. Çünkü aller parçamız zaten neredeyse yana kadar devam ediyor. Bunlar içeride gizli olarak kalmış olacak. Şimdi yan tarafı da kesiyoruz. Gördüğünüz gibi ilk çıkardığım kalıbı hiçbir yerini değiştirmeden, yani yandaki penslerini atmadan olduğu gibi ne geliyorsa aynı şekilde çıkardım. Şimdi diğer kalıbımın da parçalama yapabilmek için ilk önce kopyasını alacağım. Üst taraftaki parçada ne dedik? Yan taraftaki pensleri atarak kullanacağım. O yüzden şuradaki pensimi hiç kullanmayacağım için ne yapıyorum? Bunu geliş yerine göre ilk önce bakın şuralara kadar işaretini alıp yerini kaydırıyorum. İkincisini direkt yandan atacağım. Şimdi yandan atacağım yerden ilk önce bakın kopyamı alıyorum. İlk önce bir planımızı hazırlamak için kalıbımızın normal şeklini. Burayı hiç pensi kullanmadığım için aynı şekilde kopya alıyorum. Çünkü yandan attım zaten. Diğerine de bu noktaya gelene kadar buraya bir işaret koydum. Pensin de üst taraftaki yerine işaret koydum. İlk önce düz ipimizi çizelim kaymasın. Şimdi buradaki pensimi kapatıyorum. Çizgimi devam ettiriyorum. Burada da tabii ki pensi kapattıktan sonra buradaki anvelopunuz tam nereye gelecekse oraya mutlaka bir çıt işareti koymanız lazım. Şimdi biz buradan itibaren diktiğimizde bizim küçük kalıpları biraz katlaması zor oluyor. Ama şu şekilde göstereceğim size. Burada da benim anvelopum nereye gelecek? Tam bu noktaya geliyor. Tam anvelopumun geldiği noktaya şu kısma bir çıt işareti atıyorum. Şimdi bu benim sağ ön eteğim. Sağ ön etek. 1x kumaş. İstiyorsanız astarla temizleyebilirsiniz. 1x astar. Kumaş yüzü diyorum buna. Astar için kumaşın tersini kullanırsınız tabi. Şimdi bizim üst taraftaki şeklimiz meydana çıktı. Burası da bizim artık alttaki noktalarımızı da birer işaret atalım ki pensin geliş yerleri de belli olsun. İsterseniz bunu kullanmayabilirsiniz de. Şimdi pile de açacağız buraya. Şimdi buradaki pilelerin yönleri nereye bakmasını istiyorsanız. Bizim burada 3 tane pilemiz var. Akış yönlerini ne tarafta istiyorsanız ilk önce akış yönlerini bir belirliyoruz. Ben 2, 2 ve 2 santim olmak üzere diyelim ki yapacağım. O zaman ne tarafa bakmasını istiyorsam o yöne doğru çevirebilirim. Ama buradaki pileleri birazcık daha derin derin istiyorsanız bu ara mesafeleri de açabilirsiniz. Mesela şöyle, şöyle ve şöyle ön ortasına daha yakın gelsin diye. Buradaki akış yönü nereye gelmesini istiyoruz? Bir tanesi etek ucuna gelsin. Buradaki dikiş paylarını da bir gösterelim ki bitmiş yerden itibaren kopya alacaksınız. İkinci yönüm birazcık daha yukarıda. Bakın böyle. Üçüncü yönüm de böyle gelsin. Görseldeki
şekilleriniz neyse birebir onu oluşturmaya çalışın burada. Çünkü aynı şekilde açtığınız zaman da aynı şekilde duruyor. Hiçbir şekilde değişiklik olmuyor. Akış yönlerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Benim buradaki amacım zaten hep size yönleri ve şekilleri ya da açma şekillerini göstermek. Buradan sonra vereceğiniz değerler, eteği tutacağınız boy ya da çizeceğiniz pileler tamamıyla size ait. Biz burada planı ya da açmayı nasıl yapıyorsunuz? Aslında onu öğretmiş oluyoruz. Sadece bir çeşit yol gösterme diyelim. Birinci pilemi çizdim bakın arkadaşlar. Belli bir yere kadar katlama yapabilmek için belli bir çizgiye kadar uzattım. Buradaki yerime de bir işaret koydum. İlk önce önde anvelopun dış noktasını, yani eteğin kendi kısmını bir çiziyorum. Araya ne kadar değer vereceksem değerimi verdim. Burada da yine derin pileler istiyorsanız 7-8 santim, 10 santim artık size kalmış o da. Ne kadar derin pile istediğinize bağlı. O kadar değer verebilirsiniz. Ben şimdi diyelim ki burada 8 santimlik bir değer verdim. İkinci pilemi çizdim. Burada da yine akış yönü belli olsun diye bir yön yapıyorum. Burada da yine bitmiş yerine işaret koydum. Burada da yine arama değer verdim. Tekrar aşağıdan sabit tuttum. Pilemin ucunu kaydırdım. Devamını çizdim. Üçüncü pileme geldim. İz yaptım. Katlama yerime. Yine bitmiş yerini aldım. Yine bu noktada sabit tuttum. Araya değerimi verdim. Yine aşağıdan sabit tuttum. Pilenin ucunu kaydırdım. Üçünü de aynı şekilde yaptıktan sonra burada istiyorsanız karşı tarafın pile pens geliş yerine bir işaret atabilirsiniz. Bakın bu şekilde dikiş payımız şuradandı. Böyle gelip artı dikiş paylarınızı da verip üst tarafta payımız vardı çünkü. Yine dikiş paylarımı verdiğimi düşünün birer santim. Dikiş paylarımızı verdik. Şimdi katlamaları yapıp eteği üst üste yerleştireceğim. Geliş yerlerine, pilelerin katlama yerlerine mutlaka çıtlarınızı atıyorsunuz. Buradaki düz ip şekline gelince, buradaki düz ipi alırken genelde aldığımız şekil her zaman düzgün gelir. Eteğe ilk başlarken eteği aldığınız noktadan itibaren şu şekilde düz ip yaparsanız alt noktadan zaten pileleriniz de düzgün duracaktır. Bundaki yönü de biz bu şekilde alıyoruz. Etek ucuna paralel diyeyim. Şimdi bakın katlamaları yaptığımızda birinci pilemi katladım. İkinci pilemi katladım. Ve üçüncü pilemi katladım. Her yaptığım şekil benim kendi vermiş olduğum yön neyse bakın aynı şekilde devam etmiş oluyor. Hiçbir şekilde şeklim bozulmamış oluyor. Bakın ne tarafa yaptıysam çizgilerimi o tarafa doğru yön olmuş oluyor. Bunu diktiğinizde de kesinlikle bu şekil asla değişmeyecek. Bittikten sonra hafif ütüyle şekil de verebilirsiniz. Yönlerini tayin etmek bakımından. Eteğinizi de üst üste diktiğinizde bu benim sağ ön eteğim demiştim. Bu da benim sol ön eteğim. Eğer ki isterseniz bunun astarını aynı şekilde vermek zorunda değilsiniz. Eğer pilelerle birlikte böyle aynı şekilde dursun derseniz yine bunu da 1x kumaş 1x astar verip astarla bedeni birlikte pilelerini katlayabilirsiniz. Ya da içinin sabit halini yani hiç açmadığımız halini astar olarak da kullanabilirsiniz. Biz şimdi bunu kullandığımız zaman bu pileleri pensleri katladığımızı düşünün. Bunun geliş yerine de şurada bele kadar yan taraftan basen noktasında da şuraya kadar monte olacak. Burada da pileleri katladıktan sonra ve penseri alttan vurduktan sonra benim anvelopumun geldiği yer yine benim çıtı attığım noktaya kadar olacak. Gördüğünüz gibi şekilde tam anlamıyla oluşmuş oluyor. Arka tarafı da yaparken yine hiçbir şey değiştirmeden ön taraftaki yaptığınız işlemlerin aynısını arkada da uyguluyorsunuz. Beldeki yeriniz neyse aynısını kullanıyorsunuz. Arkadaki bel pensini kullanmanızı tercih ederim. Yine yan tarafta ne kadar içeriye girdiysem aynı şekilde giriyorum. Boyumu ayarlıyorum. Yine bunda da ön taraftaki dikiş payı aynı olsun diye düşünürsek istersek içinde astarını verebilirsiniz ya da işte buna katlama payı verebilirsiniz.
çalışma şeklini bunda da değiştirebilirsiniz. Yani sonuçta yine arka tarafında yapılış biçimi ön taraflı birebir aynı. Yine kullandığımızda da fermuarı arka ortada kullanmak istersek bir fermuar çıtı belli ederiz. Yan tarafta da anveropun geldiği yere istiyorsanız bir kontrol çıtı atabilirsiniz. Bu da bizim arka eteğimiz olur. Ön tarafla çalışma şekli aynı olsun dersek 2 çarpı kumaş, 2 çarpı astar yazabiliriz. Ya da boyunu kısaltıp istiyorsanız bir astar çalışması da yapabilirsiniz. Ön eteğimizin duruş biçimi bu şekilde olacak. Arka eteğimiz de yan tarafa geldiğinde yine bu bununla çatılmış olacak. Böyle bir etek şekli çıkarmış olacağız. Üst tarafımızı anlattık ve etek kısmımızı anlattıktan sonra modelimizin çalışması bitiyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. İnşallah anlatabilmişimdir. Faydalı olacağını düşünüyorum. Yine açmaları öğrenme bakımından ve pensleri etek kısmında yok etmesi bakımından. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.